Değerli izleyenler, Bandırma Haber olarak arkadaşım Emir Kaptan'la birlikte bugün spordan bir konuğumuz var yanımda. Balıkesir İl Hakem Kurulu Bandırma Temsilcisi Sayın Şükrü Aşan bizle birlikte. Şükrü Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Sizle bugün hakemliği konuşacağız. Eski hakemlik günlerinizden bahsedeceğiz. Günümüz hakemliğinden söz edeceğiz. Bir sohbet edeceğiz kısacası. Evet. Önce bir özgeçmişinizle başlamak istiyorum. Ben 1957 Malatya doğumluyum. Evliyim, iki çocuk sahibiyim. Yıllarca Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yaptım. Bu arada futbol hakemliğine 1983 yılında başladım. 83 yılından itibaren 15 yıl faal futbol hakemliği yaptım. Bunun 10 yılı profesyonel olarak 3. ve 2. liglerde geçti. Hakemliği bıraktıktan sonra da gözlemciliğe başladım. İşte 15 yıldan sonra bir 15 yılda 30 yılı geçkin bir süredir bu camianın içerisinde görev almaktayım. Bandırma'da da 89 yılından beri ikamet etmekteyim. Artık Bandırmalı olduk. Buranın insanı olduk. Sevdik bu bölgeyi. Burada da hakemliğe katkıda bulunmak için elimden gelen her türlü desteği veriyorum. Vermeye de devam edeceğim. Bu işi seviyorum. İl Hakem Kurulu Bandırma Temsilciliğine başladığımdan beri de buradaki hakemliğin ilerlemesi için gayret sarf ediyorum. Hakem arkadaşlarla sürekli diyalog halindeyim. Buradaki antrenmanlarını, almış oldukları maçları gidip takip ediyorum. Oralara geleceğiz Şükrü Bey. Evet. Şimdi eskiye dönelim gene. Tekrar o konuya döneceğim ben sizinle. Evet. Sizin döneminizde Bandırma'da çok parlak bir hakemlik vardı. Evet. Çok sayıda hakem vardı. Klasmanlarda maçlara gidiliyordu. Evet. Siz de çok parlak hakemlerden biriydiniz Bandırma için. Eski Bandırma hakeminden bana biraz söz eder misiniz? Şimdi o zaman tabii ki askeri hakemlere yasak gelmeden önce Bandırma'da çok büyük bir potansiyel vardı. Yani 55-60 civarında futbol hakemi vardı. Bunların 12 tanesi klasman hakemiydik. Profesyonel maçlara gidiyorduk. Tabii ki iyi bir dönemdi. Ancak askeri hakemlere yasak geldikten sonra sürekli bir erime görüldü. Bu sayı zaman içerisinde 5-6'ya kadar düştü. Buradaki işte bir takım gayretlerimizle tekrar bu sayıyı 30'lara kadar bir dönem çektik. Şu anda Bandırma'da faal hakemlik yapan 20 civarında hakemler var. Evet. O dönemlerde aklınıza gelen isimler var tabii hakemlikte değil mi? Biraz sayalım. Faruk Bükünç, rahmetli Mustafa Yapaklar, Cumhur Tokat, Mehmet Eraslan. Yani bu aklıma gelen isimlerdi. Evet. Beraber çok evet. Başladık. Mehmet Baykut, Reşat Çağan değil mi? Evet. Bunlar tabii çok sayıda. Reşat Çağan hocamız gelmeden önce buradan ayrılmıştı. Evet. Onunla ben Diyarbakır'da görev yaptığım yıllarda Malatya'da bulunuyordu. Ama seminerlerde falan bir araya geliyorduk, karşılaşıyorduk. Evet. Tabii o yıllarda Hayri Gökyer faktörünü de unutmak lazım değil mi? Müthiş birleştiriciydi. Oraya ilk geldiğimde, ilk tanıştığım kişi bu camianın içerisinde rahmetli Hayri Gökyer hocamız oldu. Aşağıda bir spor toto bayiği vardı, oraya takılırdık sürekli. Bize çok desteği olurdu. O dönemde zaten İl Hakem Kurulu temsilciliği de yaptı bir dönem. O bizim bir büyüğümüzdü. Yani ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Evet. Tabii beden eğitim öğretmeni Tümay Oğangan'ın da çok katkıları Tümay var. Tümay Oğangan hocamız, evet. Hayri hocamızdan bir süre sonra o devraldı görevi. Onunla da ilişkilerimiz iyiydi. Ve hala da devam ediyor bu ilişkilerimiz. Ben o dönemdeki arkadaşlıklarımızı hala sürdürüyorum. Mesela buradan ayrılan Ramazan Atılgan, Özkaya Akgün, bu arkadaşlarla hala biz ailece görüşüyoruz, haberleşiyoruz, zaman geldiğinde buluşuyoruz. Buna Tümay hocamız da dahil. Tümay hocamız Altınoluk'a yerleşti. Ara sıra gideriz, onlar gelir, görüşmelerimiz devam eder. Yani bu dostluğumuz vakit. Sporun dostluğu bambaşka değil mi? Bambaşka, tabii ki. Gerçekten öyle. Yani ben camianın içerisindeki dediğim dostluklar bambaşka. Tarifi mümkün değil. Evet. Şimdi tekrar Bandırma Hakemliği'ne gelelim. Bandırma Hakemliği bugün ne durumda? Kaç hakemimiz var? Kaç gözlemcimiz var? Şu anda 20 tane futbol hakemimiz var. Bunlardan biri
geçen yıl başında, sezon başında bölgesel lige terfi eden Burak Kalkandelen arkadaşımız var. 5 tane HİF hakemimiz var. Geri kalan İl hakemi arkadaşlarımız. Bunun içerisinde tabii ki yılların deneyimi olan arkadaşlarımız da var. Yeni il hakemliğine terfi etmiş arkadaşlarımız da var. Zaman içerisinde bunların işte eğitimleri, çalışmalarıyla falan ilgileniyoruz. Tabii gönül arzu eder ki en azından 30-40 sayılarını yakalamak. Ama açıkçası buna da şu etken oluyor. Hakemlerin çoğu şimdi üniversite öğrencisi olduğu için haklı olarak maddi yönden biraz zorlanıyorlar. Yani nedir? Her hafta maçlara gidiyorlar, görev alıyorlar. Ceplerine nakit para harcıyorlar. Bunun dönüşü hemen olmuyor. Bunun dışında seminerlere gitmeleri gerekiyor. Balıkesir'deki seminerlere iştirak ediyoruz. Bu konuda tabii biz mümkün mertebe şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani belediyemizden olsun desteği görüyoruz falan ama gene de bu arkadaşlar biraz zorlandığı için başlayanların bir kısmı bu nedenlerle bırakıyor açıkçası. Yani evet. Bunun dışında yoksa hakemlik bırakılacak bir şey değil. Evet. Büyük bir tutku değil mi hakemlik? Tabii ki, tabii ki. Büyük bir tutku gerçekten. Tabii gönül arzu ediyor ki sadece bu üniversite öğrencileri değil de futbol camiasının içerisinde top oynamış, top koşturmuş arkadaşlar da gelsin aramıza katılsın. Biz bunu da canı gönülden arzu ediyoruz. Ve bir de Bandırma'da kalıcı olacak kişilere ihtiyacımız var. Şimdi üniversite öğrencileri bir dönem sonra futbol hakemliğe başlayıp il hakem olduktan sonra okul bittiğinde memleketlerine dönüyorlar. Bu bizim için bir kayıp oluyor. Bunun yerini doldurmamız lazım. Ancak nasıl dolar? İşte Bandırma'da ikamet eden hakemler bu işe gönül verdiği zaman bu sayımız artar. Haftada 2 gün çalışıyorsunuz değil mi hakemlerle eşit evet, hocam? Evet, salı ve perşembe günleri antrenmanlarımız Bandırma Spor sahasında ki zaman zaman da sanayi sahasına alıyoruz bu çalışmalarımızı. Orada antrenmanlarımızı yapıyoruz. Sınav tarihleri yaklaştığında aynı şekilde kuralla ilgili çalışmalarımız da oluyor. Evet. Balıkesir İl Hakem Komitesi olarak, İl Hakem Kurulu olarak hakemleri yetiştirmeye büyük önem veriyorsunuz. Balıkesir evet. Hakemliği ne durumda? Herhalde çok iyi durumda diyebiliriz değil mi evet, şu anda? Evet, yani Balıkesir Hakemliği tabii ki... Başkanımız da Gültekin Durmaz, onu da evet, söyleyelim. Evet, evet. Gültekin hocamızla yıllarca birlikte maçlara gittik, kader birliği yaptık, güzel günler yaşadık. O şeyimiz yine aynı şekilde devam ediyor birlikteliğimiz. Tabii iyi bir hakemdi, iyi bir insan, evet. İyi bir yönetici, onu da söyleyelim evet, Sayın Gültekin evet, Durmaz evet, değil mi? Evet, tabii ki. Yani evet. Onu tabii ki söylemeden geçemeyiz. Çok değerli bir insan ve o İl Hakem Kurulu'nun başına yakışan bir kişi. Evet. Şu anda Balıkesir bölgesinde kaç klasman hakem var? Aklınızdan bilemiyorum sayı olarak. Şimdi sayı olarak net söylemeyeceğim ama 30 civarında. 30 civarında klasmanda hakemimiz var. Evet. Ve tabii üst klasmanda da bir hakemimiz var. Evet. Evet. Peki Şükrü Hocam. Çok anılarınız vardır mutlaka değil evet, mi? Evet. Futbol hakemliği denilince evet. Yıllardır bu camianın içindesiniz. Gerek hakemlikte evet. Gerek gözlemcinizde anılarınız vardır. Birkaçını bize anlatırsanız çok memnun olurum. Şimdi tabii ki böyle bir durumda hemen akla gelmesi mümkün değil hepsinin ama aklıma gelen bir iki tane sizlere paylaşayım. Evet. Cinçukuru'daki saha henüz faal iken orada çıkmış olduğum bir amatör maçta yedek kulübelerinin karşı tarafından bir oyuncu ihraç ettim. Yanılmıyorsam Sanayi Spor maçıydı. Ve o zaman da rahmetli Ali Top'tan Allah rahmet eylesin evet. Evet. Renkli bir kişiydi. Renkli bir kişilikti. Evet. Bizden biriydi. Yani severdik onu. Biraz agresif bir yapısı vardı. O kendi şahsıyla kaynaklanan bir şeydi. Biz o haliyle seviyorduk onu. Karşı tarafta oyuncu ihraç etmeme rağmen daha ihraç etmemi müteakiben bir baktım o şişman gövdesiyle burnumun dibinde yanımda bitivermişti orada. Hemen vermişti hocam ne yaptı oyuncumuz falan gibi itirazlarda bulunmuştu. Tabii dışarı aldırdık ama onun o kadar kısa sürede o mesafeyi nasıl fark ettiğini anlayabilmiş değildim açıkçası. Bayağı kiloluydu. Evet, böyle bir anımız olmuştu. Bunun haricinde buradan Sarıköy'e müsabakaya gidecek olduk. Benim aracımla gidiyorduk. Hakem arkadaşları aracımla aldım.
birlikte seyahat ediyoruz. Edinci'yi geçtikten sonra işte Sarıköy'e biz kestirmeden olsun diye Gönen'e direkt yönelmeden ileride bir Gebe Çınarı oradan geçen bir yol vardı. O bölgeye yaklaştık. Hafif de yağmur çiseliyor. Hakem arkadaşların ismini vermeyeyim burada. Telefonu etmeyeyim. Ayıp olmasın. Arabanın kontağını kapattım. Hakem arkadaş baktı. Hocam hayırdır ne oldu dedi. Arabayı stop etti. Çalışmıyor herhalde. Yani eski oyununu yaptı falan. Arabayı kenara çektim durdu. Ne yapacağız? Bir ittirin el atın dedim. Birazdan herhalde çalışır dedik. Hakem arkadaşlar indiler, güzelce arabayı bitirdiler. Hafif de yağmur çiseliyor. Biraz arabayı yürüttükten sonra kontağı çevirdim, araba çalıştı. Bunlar nefes nefese gelip arabaya bindikten sonra ya dedim hakem insan zeki olur dedim yani. Çalışan arabayı niye ittirdiniz dedim. Onların da başından su kaynar gibi oldu. Şimdi bayağı bir gülüşmüştük. Böyle güzel anılarımız olmuştu yani. Buna benzer çok oldu da tabii ki aklıma gelen ikisini anladım. Sizlerle paylaştım. Evet, evet. Bir tane daha aklıma gelmişken paylaşayım. Memleketim Malatya. Diyarbakır'da görevliyiz. Yeni Malatya 3. Lig'de o zaman. Malatya'ya maça gittik. O maçın yardımcı hakemiyim. Kendi memleketimin seyircisine zaman zaman küfür yiyorum. Kaldırmış olduğum bayraklarda falan tabii bazı seyirci grubundan hepsinin olmasa da. Bir ara elimdeki bayrak ikili mücadelede çarpışan oyuncular üzerime doğru geldi. Bayrağı çektiğim anda taç için bayrağı kaldırıyordum ki oyuncuya çarptı. Bayrak elimden havalandı. Birkaç metre yukarı gitti. Tabii kumaş olduğu için ucundan bayrak süzülerek aşağı iniyor. Sapından tekrar yakaladım. Hemen yön gösterdim. Bu defa seyirciden bir alkış koptu. Var ne oluyor? Şov yapıyormuşum gibi. Çok güzel. Çok güzel. Amacımız şov yapmak değildi. Tesadüfen bando takımların majörleri vardır. Havaya atar tutar buna gibi. Aynen oldu herhalde. Aynen şimdi seyirciden de bahsettiniz. Seyirci hala oyun kuralları konusunda fazla bilinçli değil değil mi Şükrü Hocam? Şimdi bilinçli olan seyircimiz var tabii ki. Ama maalesef bu konuda bilinçli olmayan kişiler daha söz sahibi, daha ön plana çıktığı bu konuda o bizi üzüyor. Yani spordan, futboldan anlamayan insanlar da bir camianın içerisindeymiş gibi ve camiamıza maalesef zarar veriyorlar. Bununla ilgili bir anımı da anlatmak istiyorum sizlere. Eskişehir'de gözlemcilik yapıyorum. Müsabakanın birinde yanımda yine gözlemci başka bir arkadaşla maç izliyoruz. Orada da 4 tane saha var yan yana. Tribünler A şeklinde. Hangi tribünü izliyorsanız o tarafa yöneliyorsunuz. Tribünlerin birleşim tepe noktası da yürüyüş koridoru gibi. Sahaların da en köşesinde çay ocağı var. Devre arası oldu. Çay içmeye gittik. Biraz oyalandık orada. Hemen ayağa kalkarken santra yapıldığını fark ettik bizim müsabakada. Tabii hızlı geldik. Santra yapıldı ama ikinci yarının başlangıcı mıydı? Gol mü oldu biz kaçırdık diye tereddüt içindeyiz. Geldik yukarıya çıktık. Tabii kimseye soramıyoruz. Maçın gözlemcisiyiz. Bilmemiz gereken şeyi seyirciye sormamız biraz yanlış olur. Evet. O üst koridorda dolaşan bir çocuk 5-6 yaşlarında. Yavrum maç kaç kaç dedim. Çocuk da bilmiyormuş tabii. Ön sırada oturan birilerinin omuzuna dürttü. Baba maç kaç kaç dedi. Ulan eşek herif. Maç seyretmiyor musun dedi. Hiç arkaya bakmadan, çocuğa da yönelmeden. Bu laf tabii bize söylenmiş oldu. Arkadaşlar gülüşmeye başladı kendi aramızda. Gerçekten hoş bir aramızda tabii. Şimdi hocam hakemlikte çok güzel sözler vardır. Allah hakem şansı versin evet, derler değil mi? Evet. O şans gerçekten, o şans faktörü önemli gerçekten. Yani bir maç olur çok çetin geçeceğini zannedersiniz. Maçta hiçbir sorun yaşanmaz. Hakemin şansı haberiyle maç güzel, temiz biter. Maç vardır iyi gideceğini zannedersiniz. Maçta hiç beklemedik şeyler olur. İşte bu geçenlerdeki o Beşiktaş, evet, Kasımpaşa maçındaki olan olay, seyircinin sahaya girmesi. Yani bunlar hakem için şanssızlık gerçekten. Bir de tüm faturanın hakemlere çıkarılması çok yanlış tabii. Hatta onunla ilgili de bir söz var hatırladığım. Hakemi sevmeyen taş olur derler. Yani o tabii ki sözün gelişi ama biz hep şuna şahit olmuşuzdur. Müsabakalar bittikten sonra hep galip gelen takım genellikle gelir, elimizi sıkar, tebrik eder.
Mağlup olan takım yalnız çok nadirdir, yanımıza uğramadan ayrılırlar. Evet. Peki hocam, başka şu anda gençlere son olarak şunu sorayım. Hakem olmalarını öneriyor musunuz? Bununla noktalıyor. Tabii ki öneriyorum. Yani bu iş sevda işi, gönül işi. Bu işe başladıktan sonra bırakamayacaklardır mutlaka. Yani hakemlik ayrı bir kişilik kazandırıyor gençlere. Yani mutlaka denesinler. Bu çatın içerisinde çok güzel şeyler yaşayacaklarına inanıyorum. Aramıza katılsınlar diyorum. Şimdi aramıza katılabilmeleri için Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sayfasında ilk müracaatlarını yapmaları gereken bir bölüm var. Sadece oraya müracaat ettikleri tarihte zaten kendiler yönlendirileceklerdir. HİF hakemliği için değil mi bunlar? HİF hakemliği için tabii ki ilk basamak HİF hakemliği için. Şimdi Anadolu Üniversitesi'nde de bu bölümle ilgili bir çalışma başlatıldı. Oranın yani açık öğretim görür gibi bir eğitimleri olacak. Gerekli bilgiler ve açıklamalar orada mevcut. Yani bu işe gönül koyan arkadaşlar. Bizim salı ve perşembe günleri antrenmanlarımız var. Oraya geldiklerinde de bu arkadaşlara orada gerekli bilgiyi kendileriyle paylaşır, izah ederiz. İlk adım HİF hakemliği. HİF hakemliği, ondan sonra İl hakemliği. Evet. Tabii klasmanlar ondan sonra başlıyor. Evet. Peki Şükrü Hocam, çok teşekkür ediyoruz bu güzel sohbet için. Ben teşekkür ediyorum. Başarınız devamlı olsun diyoruz. Tekrar görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. Değerli izleyenler, bugün spordan bir konuğumuz vardı. Balıkesir İl Hakem Kurulu Bandırma Temsilcisi Sayın Şükrü Aşan bizlerle birlikteydi. Buna tekrar teşekkür ediyoruz. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.